Agalarım, herkese selamlar. 28 ve 29 Eylül, Cumartesi ve Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 15 adet mücadelem var. Hem ideallerinden hem de yüksek oranlarından bahsedeceğim. Sizlerden tek ricamız Aga. Bu 15 maçı ve Cumartesi Pazar çok birleştir birleştir diyerekten de yorum da geldi, mesaj da geldi. Sizlerden tek isteğimiz Aga, beğeni ve yorum destekleridir. Hemen 2 var, vakit ayırıp, beğeni bırakıp en azından Emeğine sağlık yorumu bizlere yeterli olacaktır. Maçlarımız güzel. Bir adet de ideal kombine vereceğiz. Dilerseniz raporlarla da başlayalım. Öncelikle maç skoru yarışmamız var. Aga bir de şu kanala abone olursanız. Orada bir abone ol şu var. Tıklayın Aga. Abone olursanız süper olur. Şimdi ekranda Aga iki tane Türk takımını aldım. Galatasaray ve Fenerbahçe aldım. Cumartesiden ve pazardan olmak üzere. Agalarım. Galatasaray Kasımpaşa. Maç skoru olur. Bilen 3 kişiyi. Antalya Fenerbahçe maç skorunu olur bilen 3 kişi gruplarımızda misafir edelim. Toplamda 6, 6 kişi 7 gün boyunca. Ve daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe ve Beşiktaş maç skorlarını bilenlerini açıklayalım. Fenerbahçe'nin kazananları Bey Bey, İbo Koleman ve Osman Ulusoy isimli arkadaşlarımız. Beşiktaş maçında maç 4-0 bitti. Ajax bile beklemiyordur bence bu skoru. O yüzden bilen olmadı Aga. Onun da bilgisini vereyim. Her türlü soru görüş öneri. Bu skor bilenler vesaire. Agalarım benimle WhatsApp dan iletişime geçebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz bizim Whatsapp iletişim hattımız. Hafta sonu için gruplara gelmek isteyenler, herhangi bir sorusu olanlar vesaire her türlü iletişim aga ekranda gördüğünüz numara 0534 446 5989 numaralı da mesaj atarak da iletişime geçebilirsiniz. Açıklama ve linki var. Devam edelim. Mislilerden devam edelim. Aga dün mislimiz gerçekten Solda gördüğünüz 7000 misli almıştık. Fenerbahçe'nin bir yarı kazanırı Ajax maçı ana 1,5. Yasalda 1,41, Avrupa'da 1,63 oran vardı aga. 7000 misli olarak değerlendirdim. bir karşılaşmaydı. Geldi mi? Geldi. Zaten buradan güzel kâr elde ettik ama Frankfurt mücadelesine maç 3-1 85 ve 90 artı 2'de yediği golle birlikte 3-3 bitti aga. Yani diyecek hiçbir şey yok. Kıl payı gitti. Çok güzel daha yani normalde yüksek misle dün canlıyla falan 1000 TL falan net kar ettik. Ama ya bu kar gerçekten 6-7 bin seviyesine de çıkabilirdi. Kıl payı. Yapacak hiçbir şey yok. Yüksek misli seviyesi bu şekilde. Sadece bunlar değil örnek veriyorum. Dün Beşiktaş mücadelesine canlı yaptık. Canlı neydi? İlk yarıdan gole girdik mesela 1000 TL. Aga yüksek mis seviyesinde yüksek oynayanlar varsa hem mislisiyle, maç önü tercihleriyle hem de canlılarıyla birlikte güzel kazançlar elde etmeye çalıştığımızı söyleyelim. Onun dışında ideal kuponlarımız devam edecek Aga. Her türlü ideal kupon, Avrupa kombini ve aynı şekilde alternatif kombinin olaraklarına devam ediyoruz. Bunu bilgisini vereyim. Onun yanında zaten yüksek oranlı kuponlar da veriyor. Dün yine aynı şekilde tek maçtan 11.65'lik oran vardı. Kıl payı gitti. Ondan önceki ek, o da aynı şekilde Girona'dan gitti. Kıl payı bunu da bilgisi vereyim. Canlı olaraktan gruplarda devam ediyoruz. İzlemiş olduğumuz karşılaşmalarda. Özellikle canlı maçlarda yani üstümüz olduğumuzu düşünmüyorum. Muazzam bir başarı var. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Herkes açık Telegram grubu var. Ve şunu söyleyeyim. Hafta sonunun ideal kuponu. Herkes açık Telegram grubunda. da. Açıklama ve yorumlar kısmına linki ver Buraya da tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Burası ücretsiz grubumuzdur. Hafta sonu kuponu burada. Hatta şöyle ekrandan göstereyim. Aga 19.45 başlama olmanız gerektiği yerde. Başladık aga. Fenerbahçe maçına ilk yarı gole girdik. 1.43 orandan. Dedim ki risklisi de devreden bir Fenerbahçe golüdür. Fener bitik. Kötü başladı. Fenerbahçe golü attı aga. Golü kim attı? Fenerbahçe attı. Geldi. Rangers maçında kaçanlar vardı. Dikkatimi çekti. Ondan sonra devam ettik. Devre arasında Fenerbahçe'nin atacağı bir golü daha değerlendirdim ve altında da Avrupacılar çok güzel oranlar önerdim. Derim ki canlıdan 2-3 gol oynanmıyor Avrupa'da oynanıyor. Malmö maçı 2-3 gol, Fenerbahçe maçı 2-3 gol. Birine %3, birine %2. Bu arada kasanızı da biz yönetiyoruz bu şekilde. Fenerbahçe maçı 1.5-3 geldi mi? 2-3 goller de geldi Avrupa'dan. Şu şekilde aga, ya yani şu atmosfere bile gerçekten yeter. Çok güzel bir ortamımız var. Ondan sonra Ajax maçına 1.5-3 yaptım canlıdan geldi. Ajax ev 2.5 üst. Üçüncü gol Frankfurt. Ajax ev 3.5 üst şeklinde. Agalar'ın bu şekilde güzel kazançlar elde ederekten de devam ettiğimizi belirtelim. Geçelim maçımız çok hızlı bir anlatımla. Sizlerden tek isteğimiz beğeni ve yorum destekleridir. Artı 500 beğeni. Dediğim gibi hafta sonu kuponu da ücretsiz telegram grubunda açıklama yorumlardan linki var. Başlayalım. udinese Inter mücadelesi. Inter son mücadelesinde mağlup oldu. kendi evinde 2-1. Oyun var mıydı? Şöyle söyleyeyim. Inter geçen sezonki oyununa göre düştü mü? Aga sadece düşme olarak şunu söyleyebilirim. Takımda bir rehavet olabilir. Ama Milan mağlubiyetinden sonra bu rehavetin bittiğini düşünüyorum ben. Artık burada Inter'in kazanma vakti. Udinese de kendi evinde iyi. Fakat son oynanan Roma mücadelesinde de çok iyi bir performans göremedi. Performansı düştü. Burada ben Inter'in bir galibiyetini bekliyorum. Mat son 2 doğrudan benim idealimdir. 4.5 altında bir Inter galibiyeti de oranı biraz da 1.60 minimum 1.60 seviyesine kadar da yükseltebilirsiniz. Wolfsburg Stuttgart mücadelesi özellikle Stuttgart tarafı oynamış olduğu oyunda gerçekten göz dolduruyor. En son Dortmund'a yapmış oldukları Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'de oynamış olduğu oyun inanılmaz yaga. Teknik adamının bu hafta hikayesini izledim. Gerçekten başarılı bir teknik adam ve üstleri göreceği kesin. Oralarda tutulduğunu bilmiyorum ama Wolfsburg'da oynayacaklardır ki şunu söyleyeyim Wolfsburg'da bu maçın mutlaka içine girecektir. Ben gollü bir mücadele bekliyorum. Doğrudan 2.5 üst aldım ortaya. 3 gol üstünün gelmesini bekliyorum. Eğer ki yüksek orandan sisteme atacaksanız da 2.5 üstüne bir Stuttgart galibiyeti gelme ihtimali bence var. Onun da oranı minimum 2.52 değerlendirecekler. Bu bir değerlendirme yapabilir. Arsenal'la Leicester City. da son mücadelesinde almış olduğu o 2-2'lik beraberlik. Yani çok iyi bir savunma yapıyor Aga savunmaya hiçbir şey yok ama ben burada hata yapmasını beklemiyorum. Leicester'a karşı iyi bir maç oynayarak da net bir skor ve ilk yarıdan galip gelmesini bekliyorum. Oran almak adına zaten burada yapacağımız ideal tercih ilk yarıdan Arsenal galibiyeti. Oran minimum 1.42'ye kadar zaten düşüyor ki oranı biraz daha yüksek seviyeye çıkartmak isteyenler varsa sistem kuponlarına vesaire agalarım ev sahibi her iki yarıyı da kazanır 2 0 2.04. Arsenal bence 3-0 ayarında bir galibiyet bekliyorum. Hem ilk yarıyı kazanmasını hem de ikinci yarıyı kazanmasını bekliyorum. Brentford'la Weston mücadelesi. Yine temponun çok üst düzey olacağı bir karşılaşma. Gerçekten yüksek tempo olacaktır. Benim skorum bu mücadele 2-2'lik bir beraberlik. Aga idealden ben bu, bu doğrudan. Hatta idealik puanlara girebilecek bir karşılaşma olarak da görüyorum. 2-2'lik bir skorum var. Karşılıklı gelecek goller benim ideal tercihimdir mutlaka alacağım bu mücadeleyi. Güzel bir maç bekliyorum. Gollerin geleceği bir karşılaşma. Karşılıklı gol var aldım. İsteyenler de yüksek orandan 2-2 skor 3.5 üstüne vesaire de gidebilir. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi. Galatasaray'ın da kendi evinde Pauk'a karşı almış olduğu 3-1'lik galibiyet. Ondan önce 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti. Aynı şekilde 3-1 bir skor beklentim var Kasımpaşa'ya karşı. Kasımpaşa boş bir takım değil. Kadroyu yapmış oldu özellikle Fiorentina'dan almış olduğu isimler kaliteli. Daha tam katkı veremedi o isimler ama oyun içinde etkili olduğunu belirtelim. Ben burada yine 2.5 üstünde bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Icardi, Osiman yan yana oynamazlar bu arada onu da belirteyim. Şöyle yani 4-4-2 şeklinde çıkmayacaktır bence Okan. Oturmuş bir sistem var bu sistemi bozacaklarını düşünmüyorum ben. 2.5 üstünde bir Galatasaray galibiyeti. 3-1 Skor'a göre de 3.5 üstünde bir Galatasaray galibiyeti de değerlendirme altına alınabilir. Wolves'la Liverpool mücadelesi. Liverpool'da puan kaybını zaten Forest mücadelesinde yaptı. Üst sıralar için oynayan bir takım Liverpool'u biliyorsunuz. Wolves'a aga bu sezon gerçekten cacık. Yine eğer ki Wolves Chelsea maçını hatırlayın. Wolves o maçta oynamak istedi. Liverpool Chelsea'nin üstüne gitti 6-7. Eğer ki Wolves burada biraz oynamak isterse arkadaki boşlukları daha iyi değerlendirir ve çok iyi bir yani geçişin zirvesi burada Liverpool'dur Premier Lig'de. Avrupa'da da sanırım Milan da çok iyi. Liverpool ama kalite aga. Hiçbir şey diyecek bir şey yok. Agalarım şöyle bir oran var. Bu oran varken bence değerlendirebilir. 1.5 üstünde 2. Yani en az 2 gollü bir Liverpool galibiyeti gelir burada bence. Ki ben 2.5 üstünde 2'yi de yüksek orandan biraz daha önermek isterim sizlere. Bayern Münih ile Bayern Leverkusen mücadelesi. Agalarım tempo tek bir tercihim var açıkçası hızlı söyleyeyim. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Keyifli. Yenen taraf 3-1'i de var 2 ikisi de var. Ama Bayern Münih bence bir adım daha önde. 3.5 üst aga. Yani atılan her golden zevk almaya bakalım. Onun dışında zaten bu maça başka türlü oran alamazsınız. Ben de oradan burada 3.5 üst tek tercihim olarak söyleyeyim. Osasuna ile Real Madrid karşıla. Osasuna ile Barcelona karşılaşması. Barcelona'da son mücadele 1-0. O Rapinha piçi Bayse bulaşmadıysa bir şey bilmiyorum. Ya bu Brezilyalı futbolcularda var bu. Bilerek kaçırmış olduğu pozisyon sayısı. Yani gidin bakın kale dibinden bir kafa vuruşu var. Taça atıyor adam. Bilerek yapıyor. Ben net bir şekilde söyleyeyim. Adamın tavrından vuruş şeklinden de belli. Aa ben psikolog. Yani az buçuk böyle şeylerden de yıllardır da maç izlerim. Neyse. Ben burada Barcelona tarafındayım. Barcelona'nın atacağı iki gol. Ama Osasuna da tehlikeli. Daha kendi evine mağlup olmadı sanırım Osasuna. Dep basman bir buçuk üst burada. Çok bir oran yok. Avrupacılar tatmin olursa Barcelona'nın iki golü değerlendirilebilir. Ama biraz daha yüksek orandan almak isterlerse 2-1. Ayranda bir Barcelona galibiyeti çıkabilir. İdeal kupona koymam ama 2.5 üstünde 2 üstündeki de yüksek orandan değerlendirilebilir. Agalar'a 29'una geçtim. 7 adet de burada maçım var. Sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Galatasaray maçıyla Fenerbahçe maçı sizlere sorduk yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerden çok güzel bir destek seviyesi de beklediğimi belirteyim. Ipswich Town'la Aston Villa mücadelesi. Aston Villa bile oynaya gidiyor. Geçen hafta acaba Aston Villa patlar mı derken son dakikalarda oynamış oldu oyunla birlikte. 2 golü de geldi aga tertemiz cumartesi. Onda 9 yaptığımız yine inşallah o bir 9, 10'da 10 full gelir de güzel kazançlar sağlarız. Ipswich tam da kadrosu iyi aga. Ama dediğim gibi böyle tam 2-3 gol karşılaşması. Ben burada yine Aston Villa tarafındayım. Deplasman 1.5 üstten bekleriz. Güzel oranı var zaten. Minimum 1.59 oranı var. Aston Villa'dan 2 gol gelebilir. Ama yüksek orandan da olası bir sürprizden kaçmak için de yani bir 2-3 golde kalma ihtimali var. Aston Villa galip gelirse zaten 2-0-2-1 ayarında bekliyorum. Dedim ya bir İspişi Tam'da bir yerde bir sürpriz yapacak. Bu takım Aston Villa olur mu bilmiyorum ama 2-3 golde aklınızda bulunsun. Frankfurt'la Hoçtankel mücadelesi. Frankfurt son mücadelesi 3-3. Patlattı bizi diyecek bir şey yok. 1 15 üst bekliyordu iddia kuponumuzla. Ee, Hoçtankel'le geçen hafta Bohum mücadelesi oynadı. da çok tempolu bir mücadele vardı. İlk yerde özellikle. Yine bu temponun ben evlilik takım adına devam etmesini bekliyorum. Ortaya bir 2.5 üst aldım. Bence idealden pazar gününün en güzel maçlarından bir tanesi. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Hatta ilk yarı 1.5 üstte. Hatta bunun notunu almamışım. Hemen de, de notunu alıyorum. İlk kere 1.5 üst. Kalem ne? İddiacı kalemidir bu arada. İlk kere 1.5 üstte olma ihtimali var. Toplamda 3 gol bekliyorum. 2.5 üst okey bu maçta. Diğer mücadele Manchester United Tottenham mücadelesi. Korner maç olarak değerlendirdim. Yani United tarafını kesinlikle Derlen Twente ile de bir bir beraber kaldı. Bu takım aptal bu keli hala niye tutuyor bilmiyorum. Tottenham çok iyi. Karabağ mücadelesinde 1 iki buçuk üst verdik geldi. Karabağ'ın kaçmış olduğu penaltılar vesaire de var. Yani Karabağ inanılmaz pozisyonlar harcadı bu maçta. Tottenham kaliteyi 10 kişi ortaya koydu. 2.5 buçuk üstte biri tek başına yaptı. Ben burada yine Tottenham tarafında olduğumu belirteyim ama güzel bir şey maç olduğunu düşünüyorum. Korner maçı. O yüzden korner 9.5 açılırsa 9.5, 10.5 açılırsa 10.5 aga. Hoffenheim ile Werder Bremen karşılaşması. Burada da Hoffenheim tarafındayım. Hoffenheim'ın da bir yerde oyun olarak da kendi evinde oynayacak. Bu arada oyun olarak da kötü bir takım değil. Werder Bremen'den bence bir tık daha iyi olduğunu belirteyim ben burada. Diğer seçeneğinde bulunan Hoffenheim'ın bir yarı kazanması. Yani ev sahibi yarı kazanır mı? Evet. Bunun oranı minimum bir 46 aga. da bu bir 50 küsür vardır. Ben Hoffenheim'in burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Hatta mücadele sonunda galip gelen tarafın da Hoffenheim tarafı olduğunu da yani Hoffenheim tarafı olacağını da düşünüyorum. Antalya Spor'la Fenerbahçe karşılaşması. Agalar'ın bu maçta da beklentim Fenerbahçe tarafında tabii ki. Bize çok güzel para kazandırdı dün. Bereketli olsun Fenerbahçe'me teşekkürler. Ben burada 1.5 üstüne 2. 2 0 2 1 ayarında bir Fenerbahçe galibiyeti. Fenerbahçe'de bazı oyuncular kesik yemişti zaten. Gördük zaten. Dün Cengiz oynadı, İrfan oynadı. Tadic Zeko yedekteydi mesela. Maksimen yedekteydi. Kadro nasıl olur bilmiyorum ama 1.5 üstüne Fenerbahçe. 2 0 2 1 ayarında bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Strasburg'la Marsilya mücadelesi. Bu maçın da çok güzel olmasını bekliyorum. Çünkü Strasbourg üstüne gelen takımlara karşı arkada çok atlet oyuncuları var. 4-4-2 oynayan bir takım. Arkadaki boşlukları iyi değerlendiriyor. Geçen mücadele de öyle ile karşı zaten gördünüz. Aynı şekilde Marsilya da hücumda çok başarılı. 10 kişi Lyon'u devirmeyi başardılar. Muazzam bir başarıydı. Ve çok güzel bir son bu vuruş bitiricilik vardı. Ortaya 2.5 üst olarak değerlendiriyorum. 1.41 gibi orandan değerlendirmesini yapabilirsiniz. Son mücadelem Atletico Madrid Real Madrid karşılaşması. Agalar'ın bu maçı da şöyle bir değerlendirme yaptım. Benim önceliğim burada bence bir beraberlik. Yani gollü bir beraberlik. 1-1. Bir bir. Ama alırsa da, bak 1-1 bir bir skorum var. Alırsa da Real Madrid 2-1 alabilir bu mücadeleyi. Karşılıklı gelecek golleri değerlendirdim. idealden. Bence KG olma ihtimali var. Özellikle Atletico Madrid'in oynamış olduğu oyun ve kendi evinde ve Real Madrid'in yenmek isteyecek olması. Burada bir KG var bence getirecektir. Bu arada ee, Mbappe bu maçta olmayacak. Onun bilgisini vereyim. Yani 2 bir Real alıyor dedim ya. Vinicius olur. İleride kim olur bilmiyorum ama Mbappe bu maçta olmayacak. Sakat olarak gözüküyor. Bunun da bilgisini vereyim. Ama bir KG maçı olarak görüyorum. Arkadaşlarım cumartesi pazar 2 günlük video. Toplamda 15 mücadele. ideallerinden yüksek olanlardan bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hafta sonu kombini. Yani videoda bir tane kombin veriyorum ya. Hafta sonu kombini ekranda gördüğünüz ücretsiz Telegram kanalında ya Cumartesi'yi veririm ya Pazar'ı. Bunun anketini zaten açarım. Ama muhtemelen Cumartesi oluyor. Herkes Cumartesi işaretliyor. Sizlerden tek ricamız buraya katılmanız. Videoya beğeni, yorum bırakmanız. Kanala abone değilseniz de abone olmanızdır. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.